biraz girdik. Marifet itfata tabidir. Evet. Yani kesinlikle bu kadar yoğun, sinema zekasının bu kadar cebelan ettiği diyelim eski tabirle bir alanda bazı aktörlerin, bazı kurumların aslında iltifat ediyor olmaları güzel bir şey. Yani sevgili Ahmet Yenilmez'in bildiğim önerisiyle de Hakiş'in böyle bir festival, bir yarışma düzenleme çabası var, kararı var. Her şeyden önce bu bir şeydir. Yani hani kısa filmlere bir saygı ifadesidir de. O anlamda çok değerli buluyorum. Biz de İhsan abiyle beraber jürisindeyiz. Çok değerli sinemadan, tiyatrodan jüri üyeleri var. Onları da birazdan sayarız isimlerini. 15 Eylül'e kadar başvurular alınacak. Bu başvurular üzerinden 3 kategoride işte kurmaca, animasyon ve belgesel kategorilerinde ortak birinci, ikinci, üçüncüler seçilecek. Bir de tabii bir işçi konfederasyonu olduğu için Hakiş her yıl kendi önceliklerine göre bir temayı öne çıkarmayı düşünmüşler. Bu yılın teması emek ama bütün filmler emek teması üzerinden değerlendirilecek diye değil. Ana kategorileri belirlenmiş ama bir özel kategori de emek teması üzerinden belirlenmiş. Bu da güzel bir şey. Yani aslında belki kısa film çekmek isteyen arkadaşlar ya da en azından çektikleri kısa filmleri belirli yarışmalara gönderen arkadaşlar ileride tematik olarak da bir takım odaklı düşünebilirler. Onlar için de bir teşvik unsuru olabilir. Hı-hı. Bir de festivalin belki hani önemli bulduğum yanı, yarışmanın önemli bulduğum yanı. Genelde aslında kısa filmler, yönetmen, işte biraz önce seyredeceğimiz film de öyle, kısa film de öyle. Bir kişinin yoğun çabası üzerinden evet, gelişiyor. Çok doğru. Ama belki yine orada da bir marifet iltifat ilişkisi kurup, yani çok değerli oyuncular da rol alıyorlar. Ya da hiç tanımadığımız iyi oyuncular kısa filmlerde görünüyor. O noktada hani kısa filmi var eden diğer fragmanları, unsurları, işte görüntü, ses, müzik, erkek oyuncu veya oyuncu unsuru gibi yan fragmanları da bu kısa film uzun iş yarışması içerisinde değerlendirme kararı almışlar. Bu da bence en azından teşvik edici ya da en azından bir marifet iltifat ilişkisi kurma bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Ama her şeyden önemlisi biz sinema zekasını ve işte kısa filmlerden belki uzun metraj filmlere, yani sanatsal alanda geleceğimizi inşa ederken bütün kurumların yani değerli çabalarıyla, katkılarıyla ancak yol alacağız. O anlamda çok özel ve bu tür çabaları hakikaten takdire şayan buluyorum. Çünkü bu ileride yeni filmleri de teşvik edecek. En azından hani bir takım çabalarla bu işlerin içine giren, kısa film çekmek için çaba harcayan arkadaşlar belki burada aldıkları teşviklerle onu da yine kendi bir sonraki projeleri için değerlendirebilecekler. Çünkü işte burada birinciye 7500 lira, ikinciye 5000 lira, üçüncüye de 2500 lira para ödülü öngörülmüş. Bir de emek temalı şey için, yarışmanın özel alanın birincisi için de 5000 lira para özel ödül var, evet. Necati Çelik adına. Bunlar da en azından bir katkıdır diye düşünüyorum. Çok doğru. Şöyle abi, yani gerçekten o dereceye girmenin verdiği hazdan hazla beraber alacağı para da çok önemli bir kısa film yönetmeni için, değil mi insan abi? Muhakkak. Çünkü sinema ne olsa olsun ekonomik bir olay. Aynen aslında. Öyle, yani evet. Kısa film olsa dahi belli harcamalar yapmak durumundasınız. Belli masraflara girmek, yani kiralamaktan bilmem yani oyuncusuna kadar belki yani sembolik de olsa ödemeler yapmak durumunda kalabiliyorsunuz. Bayağı bir emek ortaya koyuyorsunuz ve sanatın da bence
bir maliyeti var ve bir ödülü olması da gerekiyor kesinlikle. Çok yani doğru. Çünkü bir enerji, bir birikim ortaya koyuyorsunuz. Evet. Bir zihin faaliyeti ortaya koyuyorsunuz. Bunun maddi karşılığı da bence çok önemli. Evet, yani bu uzun metraj içinde, kısa metraj içinde aynı. Evet. Mesela 1453'ten milyon dolarlar kazan ki Çanakkale'yi çok güzel yapabilir. Yani. İşte bir kaplumbağa ile tavşan hikayesinden büyük ödülü al ki sonraki kısa filmin daha kaliteli olsun. Üzerine para koy. Bu da tabii bu yarışmalar gibi kısa film yarışmalarıyla kısa filmcileri desteklemek adına yapılan çok önemli bir çalışma. Ödüller de hayli tatmin edici ve güzel. Evet. Yani birinci 7500 olması gerçekten güzel bir rakam.